Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Sadakallahul azim. Cenab-ı Hak istifade ettirmeyi nasip eylesin inşallah. İlginç bir yer okuyacağız. Bakayım yapabilecek miyim, becerebilecek miyim? Gayret edeceğim inşallah. Siz de böyle anlamaya gayret ederseniz, sen de, siz de, ben de istifade edeceğim inşallah. Ben istifade edemediğim bir dersten siz de edemezsiniz. Bu sır böyle oluyor. Onun için başkasına okumaya diye niyet edersen hiç okuma. Kendim için deniliyor. Bu laf olsun diye söylemiyorum. Dersten zevk almak için insan kendisini muhatap etmesi lazım. Ne kadar istifade edersek kârdır. Sebebi en küçük baki en büyük faniden büyüktür. Küçük bir bekaya taalluk eden bir şey anlarsak küçük bir şey, küçük. Sonsuz hayata, dünyanın en büyük servetine kıyas edilmez. Çünkü gördünüz, Türkiye'nin en büyük serveti olanlar şimdi toprağın altında. Bir hafta olmadı. Hastanesi olanlar, değil mi? Hastanesi var, bilmem fabrikaları var. 100.000 çalışanı var ama toprağın altında. Bir hafta. Bitti. Hastanen olma yetmiyor. Onun için şu anda bekaya giden, baki aleme sana lazım olacak şeyleri yapmışsan ne ala? Bir daha ezeli, ebedi, bir daha dönmemek üzere yolun açık olsun. Ezeli ve ebedi. Anlıyor musun? Ezeli ve ebedi. Bir daha telafi etme imkanı yok. Gitti. Yok. Şimdi bu akşam, hadi bakalım, şeyi okuyacağım, gayret edeceğim. Peygamber aleyhissalatü vesselamın iki tane vasfı var temel. Bir şahsi kemalatı, bir de alemi İslam'a çekirdek oluşu. Yani dine kaynak olması, zemin olması, onunla ifade edilmesi iki konu var. Ben onun kainata çekirdek oluşu, bir de bizim inkışafatımıza, ya bizim için nedir? Veya şöyle de diyeyim, peygambere ihtiyaç mıdır? Ben ihtiyaç hocam. Olmasa biz de bunun için şey yapacağız. Bak Allah'tan ve sonra ders bitti. Tabii olmasa biz ne yapacaktık diyor. Evet. Bu imanın ifadesi. Ama herkesin nefsi öyle demiyor. Değil mi? Bir teslimiyetin ifadesi. Olmasa olur mu falan. Ha. Ama din ihtiyaç mıdır? Değil peygamberi. Allah ihtiyaç mıdır diye soruyor adam bana. Allah ihtiyaç mıdır diye ders var. Ders yapmış Almanya'da. Oturmuş. Hiç unutmuyorum. Böyle oturmuş. Dedi ki, bir şey sorabilir miyim dedi. Buyurun sorun. Allah ihtiyaç mıdır dedi. Ya. Şimdi de ben soruyorum. Peygamber ihtiyaç mıdır? Ya Allah. Bak seyret. Bismillahirrahmanirrahim. Levlak ya levlak, lema halaktu leflak. Sen olmasaydın. Vücut, hiçbir şey olmayacaktı, yaratmazdı. Beyanında hitap zahiren Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın müteveccihtir. Yani ne anlarsak kâr biliyor musunuz? Şöyle 50 dakikalık bir ders yapacağım. Zimmel, hayata ve ziyayata racidir. Fıkrası tadile muhtaçtır. Çünkü
Hakikat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam. Burası çok önemli. Aleyhissalatü vesselam. Hem hayatın hayatı, hem kainatın hayatı, hem ismi azamın tecelli azamına mazarı ve bütün zürufların nuru ve kainatın çekildiği astesi ve gayi hilkati ve meyve-i ekmeli olmasından o hitap doğrudan doğruya ona bakar. Sonra hayata ve şuura ve ubudiyete onun hesabına nazar eder. Bak. Hayat Muhammedi aleyhissalatü vesselam. Bak peygamber ihtiyaç mıdır sorusuna. Şimdi barajdan çıkan, Keban barajından çıkan enerjiyi direkt evinize bağlasak ev ne olur? Kül olur. Kül olur. Duman olur, duman. Tamam. Bu beşeri mi saltanatı? Bir daha. Çok mühim, üzerine bir şey bina edeceğim. Yeni öğrendiğim bir şey ya. Yeni bir şey öğrendiğim bir şey. Zevkimi paylaşacağım sizinle. Keban barajını direkt trafo koymasak, entegreler, indirgener vesaire, eve bağlasak, ev ne olur bina? Duman olur. Tamam mı abiler? Olur. Allah haydir. Hay sıfatı var. Hay. Direkt insana bağlasan insan duman olur. İnsan yanar olamaz. Bir trafo lazım. Hakikat-ı Muhammediye o trafodur. Hayatın hayatıdır. Allah, anlamak için böyle bir şey el koyuyorum. Ben ve Allah hayatın hayatı arasında berzahtır. Eğer hay olan Allah direkt bana vursa hak ile yeksan olur. Ondandır ki hakikat-ı Muhammediye hem hayatın hayatı. Hayatın hayatı. Hem kainatın hayatı. Hem ismi azamın tecelli azamı. Beşer düşünme ya, böyle bir erkektir, adamdır falan. Hayatın hayatın hayatı ve Allah. Hayatın hayatı ve Allah. Direkt çıkart onu, duman olur, duman. Peygamber ihtiyaç mıdır? Şimdi. Öyle rehber olması, bir şey öğretmesi, namaz öğretmesi adına demiyorum, bak bahsetmedim. Vücut yok. Levlake levlak, lemal ve ma halaktu eflak. Biraz önce okudum o hadisi kutsi. Yani hayatın hayatı olması bu. Kebanı direkt bağlasan ev ne oluyorsa, peygamberi çıkart aradan, Allah'ın hay ile sen muhatap ol. Neyle muhatap oluyorsun? Hiç perdesiz, entegreler yok, trafolar yok, indirgeyen yok. Bana uygun bir enerjiye dönüştürmesi lazım. Sanayi makinesine giren ceyranı ampule tak bakalım. Süpürge makinesine tak bakalım, torna tezgahına gireni. Traktörün hava lastiğini, bisiklet lastiğine bas bakalım aynı miktar. Namazda perdelerin kalkması nasıl oluyor abi? Namazda onun şahsiyeti manevisine giriyoruz. Bak şimdi. Yamuk yumuk namaz kılıyor. Yamuk yumuk Kur'an okuyoruz. Yamuk yumuk dersler oluyor. Senden Allah'a direkt gitse yamuk yumuk adam olursun. Onun hakikat Muhammediyesine giriyor, biçleniyor, temizleniyor, kaynak yapılıyor, boyalanıyor, civatalanıyor, kesiliyor. Ona takdim edilecek duruma burada işlem görüyor, sonra Allah'a takdim ediliyor. Yoksa ameli direkt gitse durum iyi değil. Düzeltiliyor yamuk okudun Kur'an'ı. Düzeltiliyor. Burada format atılıyor. Tahsiye ediliyor yani.
Hakikat Muhammedi bu. Aradan çık, peygamber ihtiyaç mıdır? Trafo ihtiyaç mıdır? Ona sor. O soruyu ona sor. Peygamber ihtiyaç mıdır sorusuna, Keban Barajı ile evim arasındaki trafo ihtiyaç mıdır? Tabii canım, hangi şiddetle söylüyorsun? Kesin ya, tabii ya. Bir herhalde ihtiyaçtır. İfademe bak, herhalde ihtiyaçtır. Peygamber olmasa ne olur? İyi olmaz falan. Bu üsluba bak. Ötekisi kesin. Ha onun gibi işte. Hakikati, şimdi bundan gireceğiz. Hazır mıyız? Buradan girdik. Paldır kürdük, daldık yani bu işe de. Bir de üç taneymiş. Hayatın hayatı bir. Kainatın hayatı iki. Ben yüceltmiyorum. O zaten. Benim yüceltmeme ihtiyacı yok ki. Üç. Ben hem ismi azamın tecelli azamına mazharı. Üç. Bütün zürühların nuru. Dört. Kainatın çekirdeği hastisi. Beş. Gaye-i hilkati. Altı. Meyve ekmeli. Hepsi ayrı bir konu. Girmeyeceğim ben. Sırf hayatımın hayatıyla ben alakadarım. Diğerleri zaten basmıyor kafamı. Beni alakadar ediyor. Çünkü ben duman olmak istemiyorum. Traf olması lazım. Onun şahsiyeti manevisine girdim 272 lemalarda. El-Falfi salatim el-Falfi selamin aleyke ya Resulallah. Yatsı namazında onun şahsiyeti manevisine girdim diyor. Vaktim kainat mevcudat o kadar küçüldüler ki gözükmeyecek kadar geldiler. Bir tek şahsiyeti Muhammediye'yi gördüm diyor. Ona selam verdim diyor. Kimse yok. Sanki mahalleyi dolaşmıyor. Mahalle bekçisi sen. Hiç kimse yok. Oraları dolaşıyor. Dolaştım diyor. Hiç kimse yok diyor. Kainat ve mevcudat varlık diyor. O kadar küçüldüler ki yok oldular diyor. Gözükmüyor diyor. Nerelere dolaşıyor? Biz hala nerelerde dolaşıyoruz? Adam nerelerde dolaşıyor? Biz de nerelere meşgul oluyoruz? Yok öyle gitti, böyle gitti. Verdim, vermedi. Gitti, gelmedi. Öldü, ölmedi. La bunlarla ne meşgul oluyoruz? Ebedi ölmemeyi bak sen ya. Ölen ölecek zaten. Dirilen dirilecek. Hepsi bitecek yani. Cesetle ne meşgul oluyoruz? Bina ile ne meşgul oluyoruz? Bu bina, şu anda sen. Kazağın var. Gömlek değil mi? Bina içinde. Benziyor mu bine? Ha, bu bina, ha, ceset, gömlek, atlet, kazak, his, duygu, fikir. Ha, ruha göre ceset, ruhun hanesi ve yuvasıdır. Libası değil, ceset. Ceset, ruhun gömleği falan değil. İçinde oturduğu bina, hanesi ve yuvasıdır. Ya bunu bildikten sonra ölüm bu binayadır kardeşim ya. Binadan çekip gidersin de bina yıkılacak. Ben ne diyecekse çekip gidersin. Sinirlerin bozuk, elektrik sistemi bozuk yani. Abi tansiyonla kaplarla kalın, su tesisatı bozuk. Yani ceset diyor ruhun hanesi ve yuvasıdır. Libası değil. Libası ne? Fikirler, düşünceler isterdir. Ne giydiriyorsan öyle hissedeceksin kendini. Eğer o elbiseyi değiştirirsen, düşüncelerini değiştir, ben sana cennet vaat ediyorum. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Bina olaylarla alakası yok. Senin yüklediğin mana. Buradan girdik. Şimdi bakalım Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hakikat Muhammediyesi, trafo. 327 lemalar. Alem İslam'ın şecere-i kübrasının menşei. Alem İslam'ın İslam dünyasının çekirdeğinin programı. Kübrasının menşei, çekirdeği, hayatı, bütün insanlığın hani hayat, kafirlerin dahi hayatı o tarafından verilmiş. Mesela devlet düşmanlığı yapan, evlerde silah imal eden, bir sürü şeyler yapan bile kebandan alıyor. Devletin cereyanından alıyor ya. Yani eleti kötü de iyi de kullananlar da devletin kebanından kullandığı gibi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın
şeyinden, trafosundan geçiyor. Onun aleyhinde olan bile. Çünkü alem İslam'ın şeceri kübrasının menşei, menşe kaynağı, kaynadığı yer. Çıktığı yer. Alem İslam. Sonra çekirdeği anladık ama bir de hayatı varmış. Bütün herkesin hayatı. Arkadaşlar böyle bir sirkelenin bakalım. Sendeki bu hayat onun hayatına bağlı. Devre dışı olursa hayatın yok senin. Sistem öyle çalışıyor. Trafo patladı. Mahallede ceylan var. Bitti. Sonra medarı olmuş. Sebebi olmuş. Mahiyeti Muhammed'i aleyhissalatü vesselamın fevkalade istidat ve cihazatı ile alem İslamiyet'in maneviyatını teşkil eden kutsi kelimatı, tesbihatı, ibadatı en evvel bütün manalarıyla hissedip yapmaktan gelen terakkiyat rüyesini düşün. Şimdi Allah mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Subhanallah, Elhamdülillah. Bunları daha çıkartmış Allah. İlk böyle manayı yüklemiş. İlk önce ona vermiş, baraja vermiş. Bu en zirve seviyede ismi azamın tecelli azabına mazar. İsmi azamın mazarı değil. Bak ismi azam, bir isim var. İsmin tecellisi var. Bir de her ismin mertebi azamı var. Bu öyle değil. Bak isim değil. İsmi azamın tecellisi de değil. İsmi azamın mertebi azamı. Tecelli azamı. Ve her ismin de, bak bir daha söylüyorum. İsim, ismi azam. İsmin bir tecellisi var. Bir de azami tecellisi var. Yani ismin. Bu isim, bu ismi azam. İsmi azam demek bütün isimler içine alan. Allah gibi. Allah ismi azamdır. Rahman, Rahim, Latif isimdir. Ama Allah ismi azamdır. Latif adama koyarsan ama Allah bir insana koyamaz. Ey Allah gelsene. Tövbesi olur mu? Ha, ismi azam diğer isimleri almış. İsmi azamın tecellisi değil. Tecelli azamı. Yok başka. Mazar. Bu zat mazar. Ondan sonra o Allah'lık hakikatını oraya yüklüyor. Sistem. Ruh biliyorsunuz ne dişidir ne erkektir. Ruh. Bedene girdiği zaman ona göre çalışıyor. Çünkü bu sistem ruh bozuldu mu erkek de kadın da iki çift cinsiyetlik yaşar. Bu da ruhta böyle bir şey olduğunu gösteriyor. Eşcinsellik oradan geliyor. Ruh bozulunca cesede bakmaz. İstediği gibi kullanırsın. Eşcinsellik olması ruhsal özellikte var bu. Yani ruh elektrik gibidir. Elektrik buzdolabında çalıştırır, elektrik ocağında da çalıştırır. Sıcağı çalıştırır, soğuğu da çalıştırır. Kaynak da yapar, kaynağı da söker. Elektrik nedir? Dişi midir, erkek midir? Güneş dişi midir, erkek midir? Yok, öyle bir şey yok. Hava dişi midir, erkek midir? Su dişi midir, erkek midir? Var mı öyle bir şey? Basit şeylerdir dişi. Yani. Ha, ruh da böyledir. Ama bu cesede girdi, bu cesedi çalıştırıyor. Şimdi bunun ruhuna Allah, alem İslam'ın bütün maneviyatının programını yüklüyor. Nasıl? Eğer bize direkt verse mümkün değil. Patlar. Yani pirzola iyidir diye bebeğe pirzola veremezsiniz. Ona mama yedireceksin. Mama yedireceksin. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir beşeriyetini düşünme. Hakikat-ı Muhammediye sistemi var onda. Baba olması, komutan olması, koca olması, namaz kıldırması değil bu. Hani mesela sana misal veriyorum, senin misal. Sen birilerinin oğlusun. Birileri senin oğlundur. Sen birilerine yeğensin. Birilerinin dayısısın. Birilerinin yeğenisin. Birilerinin bilmem nesisin. Var ya hepsi de sensin. Peygamber de böyle bir beşeriyeti var. Ayrı onu, koy onu. Hakikat-ı Muhammediye cihet sisteminden bahsediyoruz. Allah'lık hakikatını en azami derecede yüklemiş ona. Ondan sonra oradan o şahsiyeti maneviyeden kainata veriliyor. Sonra insana konmuş. Görülür
Burada oradan geliyor bize. Tamam, şu anda ondan geliyor. Şu anda feyiz var mı sizde, böyle rahatlık var mı? Oradan geliyor. Onaylanmasan onaylayamayasın. Onaylanmamışsanız sen onaylayamazsın. Şu anda huzur varsa ne mutlu, onaylanmışsın. Çünkü şu andaki haletin buralı değil. Bir daha. Şu andaki o güzel tatlı havan var mı? Bilmem girebildin mi bu havaya? Bu tatlı havan varsa, elhamdülillah ben girdim hamdolsun. Bu hal teneffüs ettiğin havadan değil. Akşam yediğin ekmekten de değil. Şu hal ne araba sürmeye, ne baklava yemeye, ne cinselliğe benziyor. Bu başka bir şey değil mi? Ne demek biliyor musunuz o zaman? Şu halet dünyalı değil. Orayı burada yaşıyorsun. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bunun en mertebi azamını yaşıyor burada. Ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musun? Şu anda yaşadığın halet var ya, şu anda haletin, o güzel haletin onaylandığını gösteriyor. Onun için müjde. Şu andaki o haletin onaylanmışsın. Çünkü o haleti sana vermezler, ucuz değil o. Bunu hiç kimse alamaz parayla, parayla satılmıyor. Ben nice tahmin ediyorsunuz yaptığım iş itibariyle. He vallahi bunun üzerine yemin ederim. Ne zenginler holdinglere denk gelmişim. Beni kurtar her şeyim senin olsun diyenden. Sonra tavana asandan, ipten indirdiklerimden. Elini kesenden. Boğazını, o kurtuldu, yaşıyor şu anda biliyorsunuz. Boğazın böyle, iki, bir insan yapamazmış bu. Bir kere çeker tamam. Gidip götürmüş yani. Yani anlıyor musunuz? Ama bunların inan belki de bir kısmımız peşine koştuğumuz servetin üstünde oturuyorlardı. Beni bu haletten kurtar. Bir saat içinde senin hesabına 2 trilyon. Beni bu haletten kurtar yeter. Anlıyor musunuz? Ne peki vurgulamaya çalışıyorum bundan size? Şu anda yaşadığınız halet dünya cinsinden değil. Değeri yok. Bilin kıymetini. Yok böyle bir şey. İmanla hissedilir bu. Şuurla zevk edilir. İmanla hissedilir, şuurla zevk edilir. Bildin bildi. Bilmedin bilirsin zaten. Orada bilecek, bildirecekler ama iş işten geçecek. Onun şahsiyeti, neticem şuydu. Onun şahsiyeti maneviyesine giremezsen bu hal olmaz. Onun için peygamber ihtiyaç mıdır? Bu duygu yaşamak ihtiyaç mıdır senin için? O zaman ihtiyaçtır. Çünkü oradan geliyor. Direkt Allah'tan olmuyor. Çünkü kalkmaz, motorun yanar. Onun hakikat-ı Muhammediyesinden giriyor, sana uygun geliyor. Peki diğer peygamberlere nasıl oluyor? Onlar da onun şahsiyeti ama o peygamberler de peygamberimizin mümini ve yardımcısı. Mesela üniversitede tıp dersi alacaksın. En son alacaksın diye sonra ilkokulda tıp dersi veriliyor mu? Yok. 2 + 1 = 3. 2 × 3 = 6. Yan çiz, 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 çiz. Sola çiz, düz çiz. İlkokul değil mi? Eğitiyor. Eğittikten sonra öğretmen diyor ki ortaokul seviyesinde meslektaşına, hocam diyor, buyurun size uygun hale getirdim. Ortaokulda eğitiyorlar. Hocam buyurun size diye liseye getiriyorlar. Üniversiteye sonra profesöre. İşte o profesör o bütün öğretmenlerin eğitiminin üzerine kuruyor sistemini. Değil mi? Artık üniversitede yavrum 3 × 7 = 21 ediyor demez. O bitti. Ha. Aynen bu örnek gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam son. Diğer o peygamberler diyor 328 barlada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mümini ve yardımcıları. O hale gelene kadar sınıf talebeler tek muallimi dinleyecek kadar hale getirmiş. Kur'an da böyle. Alem İslamiyet'in maneviyatını teşkil eden kutsi kelimatı beni en çok etkileyen. Yani oraya giriyor.
Subhanallah duyulmamış. İlk önce Allah veriyor oraya. Veya Er-Rahman allemel Kur'an halakal insane allemehun beyan. Bunu ilk önce Allah Resulü'nün içine yüklüyor. O yaşıyor. Yaşıyor. Onu herkese seviyesine göre veriyor. Miktar tak veriyor. Ama o ilk bu yaşıyor. Ama genelin toplamı gibi. Genelin toplamını o yaşıyor. Şimdi ruhunu hayal et. Sistem. Ben bir ara ne dedim biliyor musun Mustafa'ya dedim de kardeşimi zakere ederken. Dedim ya böyle bir manyaklığımız var bazen. Dedim sanki sen kendi cesedinde dolaşıyorsun. Dedim ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın içine misafir olsam da şöyle içine bir girsem. O memleketleri, o sarayları, o alemleri dolaşsam nerede ne nasıl bir şey? He Mustafa ne olurdum? Tozumu bile bulamazdım. Yanarsın. Bak bir misal vereyim. Akçimento var. Büyükçekmece'de. Orada çalışan elektrikçi kardeş anlattı. Dedi ki, hocam biz uğraşırken dedi, bir tane işçi o taş, toprak vesaire eriyen yer var ya kazana düşmüş. Mum kadar bile olmamış. Bu kadar. Tık mavi. Yeşil de değil. Mavi bir böyle bir kıvılcım çıkmış böyle. Tık adam düştü. 1700, 1800, 1600 santigrat derecede bir taş demirin eğitildi orada erimiş haldeki kazan. Tuğlalı bir kazana. Bir böyle şey mavi tık 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 o kadar. Bunu da tabii o kadar ikide bir şöyle yapıyordu. Tık o kadar. Bana boşuna gelmemişti. O kadar. Görmüş ya. Hocam biz bu kadar mıyız? Bu kadar mıyız? Ne kadar parmak kaldırıyor ki? Takıntı olmuş. Onun yanında olmuş ya. Tık o kadar mı? O kadar kardeş. Dedim ki ona, sen kendini cesetle kendini yorumluyorsan, cesetle izah ediyorsan, ben cesedim, tamam o sensin. Ama ceset, ruhun hanesi ve yuvasıdır, libası değil. Cesetti kardeşim. Ruhu mu? Ruh yanmadı ki. Ruh kurtardı. Ruh kurtardı. Kağıdı yakın. Buradaki nur kaçmayacak mı? Burada durur mu? Ya ne olur ya beni buradan çıkarttınız ha burada duruyorum. Tekrar sokun kağıda der mi? Buradaki nur der mi arkadaşlar? Ne yapar? Kaçar gider. İyi ki çıktım der. Burada bekler mi ha? İyi ki çıkarttınız ama sokun beni ya. Tekrar sokun demez. Çekip gider. Ruh da ceset de böyledir. Zaten zor duruyor. Anladım. Eğer sen insanı cesetle itibar ediyorsan yandı, öldü, kazada parçalandı. Ama yok insanın ruhu kastediyorsan orada değil ki zaten. Ha sen hala cesette meşgul ol. Anlayışımızı değiştirmedikçe huzur yoktur. Ne yaparsan yap, ne içersen iç. Peki. Allah Resulüne yükleniyor o mana. Halakal insan yüklendi. Onu o yaşıyor. Yaşıyor. Ondan sonra tak 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 herkese veriyor. Şimdi onun cemi onda. Ne yaptı? En o kutsi kelimatı, tesbihatı, ibadatı en evvel bütün manalarıyla hissedip o mana var ya Subhanallah dimağdaki mertebeleriyle vicdandaki mertebeleriyle, kalpteki mertebeleriyle, ruhtaki mertebeleriyle her manasının en zirve şeyini hissediyor. Hissedip yapmaktan gelen terakkiyat ruhiyesini düşün. Bütün manasının bütün meratibiyle aynı anda yaşıyor. Ona şöyle anlarsınız, anlarsınız. Konuşurken şefkatimiz olmuyor mu? Yani birisiyle konuşurken tamam orayı getir ya bu arada da şeyini yapıyorsun. Kaç tane iş yapıyorsun? Sığır öyle değil ki ot yerken başka bir şey yapamaz. Yani bir duygularımız da var biraz gelişmişse mesela merhamet ederken düşünceler var. Malum şey yapar mısın diyorsun çocuğa şey yapıyorsun. Yani bir anda birkaç tane eylem yapmakla beraber bir de
duygular çok. Peygamber aleyhissalatü vesselam işte bu duyguların her duyguyu her an tek tek birbirine karışmadan yapıyor. Yani peki bu kendi telakkiyatı mı? Yok, Allah yapmış. Bu Allah vermiş. Tamam. Nasıl, niye vermiş? Vallahi ben Rabbime soramadım da. Cennette sorar, sen de sorarsın. İstemiş, vermiş. Evet. Fıtraten istemiş. Ama meğer ona verilenler bana verilmesi içinmiş. Ben de varmışım orada. Al senin olsun denmemiş. Ne yapmış? Hissedip, mahsettirmiş, zevk etmiş, zevk ettirmiş. Görüp gösterilmiş. Görüp gösterilmiş. Gör, gör. Arkadaşlar, elimizdeki nimetin kıymetini, kadrini bilelim. Elin oğlu, 1/2 AT kare formülünü bulmuş. Efendim bilmem ne formülünü bulmuş. Adamlar yükseltecekler bir makam kalmamış. Fani bir şeyi bulmuş. Ampulü bulmuş. İmanı bulana met etmiyoruz. Ampulü bulmuş. Bulunmadan da yaşanıyordu. Ampulsuz yaşanmıyor muydu? Ama imansız yaşanmaz. Ampulü bulana hayret ediyoruz. İmanı bulana hayret etmiyoruz. Yer çekimi bulana hayret ediyoruz. Ruhun ahiret çekimiyle, ruhuyla ahireti bulana hayret etmiyoruz. Ampul ne yapıyorsa iman maneviyatını da yapıyor. Ampul gibi. Ya kıymetini bilelim arkadaşlar. Onun için ben yerimde duramıyorum. Bak ne diyor? Terakkiyatı rühyesini düşün. İlk. Bütün mana, bütün mertebesiyle. Sonra ne olmuş? Bize niye böyle olmuyor? Subhanallah tesbih çekiyoruz. Yapacağım. Kafanıza kalsın 5. Zülcelal-i Subhanallah, 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 Subhanallah. Yapamıyorum yanlış bunu. Allah aşkına bunu adam nasıl dibine geldi hemen? Hayret ediyorum. Subhanallah, Subhanallah. Bu arada birkaç tane diş yapıyor yani. Orayı da hesap ediyor. Lan bir filan olmadı falan. Orada iş olmadı. Ama bu arada bir de bakıyor lan niye çabuk kadir muayacın. Nasıl lan? Zülcelal-i Elhamdülillah. Allah Allah. Yemek de öyle. Ama tam bir saat dizinin karşısında. Vay anam. Vay. Vay. Ben gözümle gördüm. Gözümle gördüm. Bir akrabamı ziyaret ettiğim zaman 2006-2015'teydik. Geçen sene. 2006 mı 2005 Dünya Kupa maçını seyrediyordu. Kasettekini. Lan kaç sene geçmiş? 7 sene önceki maçı. Aynı heyecan hissediyor. Ben 5 sene önce okudum kitapta aynı heyecan hissetmiyorum. Yazıklar olsun bana. Lan o kaç defa seyrettin dedim. Geleceğim. Hoca bildiğin gibi değil dedi. Ama bilmediğim ne var? Bildiğin gibi değil. Ne dese inanırsın? Ben bunu seyretmeden yatamıyorum dedi. Dertlerim geliyor dedi. Onu dinleyeceğim, koltukta böyle düşeceğim. Vay be. Biz de 10 dakika Kur'an okuyamıyoruz. Adam Kur'an'ını okuyor. Kur'an'ını okuyor. Kur'an'ını. Kur'an. Kurmuş. Sistemi kurmuş. Onun böyle nefsiyetini kurmuş. Habibiyet derecesine çıkan Ubudiyet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın velayeti. Risale-i Nur bu velayete mazhar biliyor musunuz? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın velayetinin dışında risaletine mazhar. En cami. Onun için diyorlar ki Risale-i Nur okuyoruz anlamıyoruz. E suç kimin? Bunda anlaşılsa anlardık. Ya sende suç yok değil mi? Yalan söyleyen sen, haram yiyen sen, internet, televizyonlardan kalkmayan sen,
10 dakika bakacaksın, hemen anlayacaksın da sen. Haram, haramla, yalanla besleyen bir kafa bunu nasıl anlayacak? Suç hep bunda arıyorsun, suç sende niye aramıyorsun? Haramla beslenen, haram ile abat olan kahr ile berbat olur. Ecdat demiştim. Hiç niye kusur buyur? Ben burada seni küçümsemiyorum, kızmıyorum. Ama suçu karşıya vermeni istemiyorum. Temize çıkma. Ne eğitim aldın da ne ile neyi anlayacaktın? Malzemen var mı? Ulan bir saçımı kestirmek için bile adama kaç sene? Ulan böyle çırağı bile teslim etmiyoruz. Kalfaya değil, usta gelsin. Arabanızı soruyorum. Tamirhaneye götürdüğünüz zaman çırağı mı teslim ediyorsunuz? Kalfaya mı ustaya mı? O çırak bakınca içimiz yanıyor lan, bir şey de diyemiyoruz ya falan, usta falan, lan oğlum falan. Ondan sonra terden adam da alamıyoruz bir de araba geri. Çırak sokarken yanında da ayrılmıyoruz. Bakayım nereye hangi cibateyi sıyıracak diye. Azrail aleyhisselam ruhunun gelmesini mi isterdin? Azrail aleyhisselamın kafası var. Bir de çırağı var, biliyor musun? Usta kendisi. Bir çırağı var, bir kafası var, bir de kendisi. Şaka demiyorum. Ya peygamberin ruhunu alanın seni benim gibi alır mı ya? O gelir mi bize ya? Talebi ulumun ruhunu mektubata geçiyor değil mi? Seyda varmış doğdu, ders veren. Talebi yetiştirmiş. Eceli gelmiş, tamam mı? Eceli gelmiş. Risale geçiyor. Onlar için açılmış. Baktı ki evliyanın ruhunu alan geliyor. Azrail. O mertebe. 70 tane mertebesi var. Baktı ki evliyaların ruhunu alan, ondan ben baş üstüne koyarım ya, evliyaların ruhunu alan Azrail geliyor o mertebede. Ben hayır diyor, istemem diyor. Kalktı merdane gitti atar. Ben diyor ömrüm talebe yetiştirdim diyor. Allah'a diyor nazlı ha. Ben talebe, talebe ulumun ruhunu kabzeden müekkeli istiyorum. Ve kendi Azrail'ini kendisi seçiyor. Duydunuz mu? Bu adamlara bakın ya, bu da adam da. Kendi Azrail'ini kendisi seçiyor. Hem Allah ve ben talebe yetiştirdim. Ömrüm talebi ruhumla geçti diyor. Benim ruhumu da diyor onların ruhunu kabzeden Azrail cinsinden gelecek. Ve Allah kabul ediyor. At üstünde merdane gidiyor. Allah nasip etsin bize de tercih etmeyin. Biz de talebi ruhumla geçiyor. Hepimiz değil mi? Talebi ruhum isteriz. Kabul oldu mu? Şüphelendiğin için olmaz. Niye olmasın? Allah'ın rahmetini niye daraltıyorsun? Ya bana olmaz. Olmaz da böyle daraltırsan. Niye olmasın? Olacak. Niye? Olmayacak bir şeyi ağzımıza istek vermez de Allah. Kabul etmeyeceğim duayı mümin kulumun diline koymam diyor hadisi kutsi'de. Anladınız mı? Allah davasına hulf eder mi? Tövbe etmez. Tövbe estağfurullah. Etmez. Allah sözünde, davasında, sözünde hulf etmez. Yeter ki sen inan. Olmaz diye, ha tamam ama olmaz. Hayır. Niye olmasın? Allah'ın rahmeti senin gibi bir şey mi ya? Niye olmasın? Allah'tan ne eksilecek? Allah için hiçbir şey, benim için çok mühim. Ya Rabbi biz de talebi ulumun müekkel melekesi ve ruhunu alan Azrail nevinden istiyoruz. Ya Rabbi peygamberin ruhunu alan Azrail nevini istemiyoruz. O kadar da şey haddimizi aşmıyoruz. Talebi oğlumun canını alanı alsın bizim için. Amin mi? Amin. İnandın mı? İnandın. Ölüm ameli göreceksin. Sen de şefaatçi ol bak. Şahsım annemiz var ha. Habibiyet derecesine çıkan Ubudiyet-i Muhammed-i Aleyhisselatü Vesselam'ın velayeti. Arkadaş bunu okurken onun velayetini değil. Bana, benim kaynağım olduğu için, yani insan efendisiyle, babasıyla, yani patronuyla, senin ustan nasıl? Çıraklara sor, çıraklar, benim ustam sanayinin en ustası. Yok canım öteki de, olur mu ya benim ustam? Yani benim babam senin babanı döver, bizim araba, senin arabayı geçer, bilmem var ya. İşte bu peygamberi de anlatırken, benim peygamberim böyle olması, ondaki beni görmek içindir. O yani. Ya. Bizim Karadeniz'de olmuş. Yolun aşağısına cami var. Onun üstünde de cami var. İnat için iki cami. İftar. İftar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Oğlum bak hele nereden geliyor? Baba onlardan. Tamam dinle oğlum bak onda. Hiçbir şey yok.
hemen bir başlıyor ötekisi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Baba bizim camiden. Celle Celaluhu. O yüzden bizim değil. Kendisinin için Celle Celaluhu. Bu insanı hayret ediyorum, hayran oluyorum. Allah da herhalde tebiş yapıyor ya, tebessüm ediyordur ya. Hoşuna gidiyordur ya. Ne biçim kulları var ya. Bu ezan okuyun Celle Celaluhu. Ondan bir şey yok. Dinle lan. Ya Rabbi ya. Hoşuma gidiyor böyle olmaları ya. Keyif veriyor. Model çok güzel. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın velayeti beni alakalı ediyor. Başkasının velayetini okumuyor. Benim şahsiyeti maneviyem, kaynağımdan bahsediyorum. Onun için bana keyif veriyor. Sair velayetlerden ne kadar yüksek olduğunu anla. Direkt gözünüz oraya olsun. Uçmaya, kaçmaya değil. Hakikat-ı Muhammediye'deki velayet-i kübraya gözümüz oradadır. Kaynağımız orada. Ne işine yarayacak? Kaynak ne istiyorsanız cevap o cinstendir. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın iki ayeti var. Ezberlemiştim. İsteyene verilecektir. Kim o peki? Verilene verilecektir. İstemeyi verilmişse, sen de istemişsen o zaman sana verilmiştir, gene verilecek sana. İsteme verilmişse kendisi verilecektir. İsteyene verilecektir diyor başka bir ayette. İsteyene verilecektir. Kim bunlar? Verilene verilecektir. İsteyene verilecektir bir ayet. Verilene verilecektir ikinci ayet. Harika ya. Dizi vermiş. Beni çok alakadar ediyor. Yani ben bunu istiyorum. İstemeyi vermişse kendisini de verecektir. Kendisini vermeseydi bana istemeyi vermezdi. Vermek istemeseydi isteği vermezdi. Kardeşim bilin hazinenizi ya. Öyle paldır küldür nereye gidiyorsunuz? Bayılmak mı zannettiniz ölümü ya? Böyle ciddi şeylerimiz var orada ya, kaynaklarımız var ya. Ne endişe ediyorsun? Ölüm kadar güzel bir şey var mı? Sanki ben ölmeyeceğim de siz öleceksiniz, size hitap ediyorum. İlk önce ben çoğunuzdan yaşlıyım. Çoğunuzdan ben önce gideceğim. Ama bak dört gözle bekliyor. Yaşlılığımın bir senesini, gençliğimin 10 senesini değişmem. Usta da diyor, ben bakıyorum gençliğime. Bir de ben o imtihanları geçirmek istemem. O badireleri geçirmem yani bir daha. O sıkıntı çekmem. Geçtik ya elhamdülillah. Düşe kalka geçti işte. Bir de dönmem oraya. İşte kendi hakikatinden bahsediyoruz. Velayet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın velayeti arkadaşlar direkt bize bakıyor. Trafomuz bizim. Kaliteli bir trafo, kaliteli bir elektrik sultan beynine gelse senin çamaşır makinen, buzdolabın, elektrikli fırının her tarafına pulu sallıklı olur ya. Bir düşün ki kalitesi elektrik. Yani şeymiş, standart gelmiyor. Bir iniyor, bir çıkıyor, bir iniyor. Ulan cihazın da bozuluyor. Var ya bazılarının akortu bozulan adamlar var, şeyhleri vesaire şunu. Yani elektrik bir iniyor, bir çıkıyor, bir iniyor, bir çıkıyor. Arabadan gelirken kadın aradı ya, öğretmen emeklisi. Ben de diyor bir öyle coşmalar yaşıyorum diyor. Tarikat bir mensubuymuş. Ondan sonra derslerini sitede denk geldim diyor. Ben ne yapayım şimdi diyor. Bende taşkınlıklar oluyor. Bir böyle ha bu falan. Bir bakıyorum basit şeyi aşamıyorum dedi. Nurları tanıdım seninle dedi siteden. Ne yapayım dedi. Anladın değil mi? Faruk. Dedim Asay-ı Musa oku. Hizbul Kur'an'ı oku. Tamam ondan sonra daha tevhid-i kıble et. Takılma. O kafana yatıyorsan orada ol. Buna yatıyorsan buna ol. Babana niye demedin ki illa nurcu ol? Yok. Senin fıtratın varsa zaten benim dememe gerek yok. Sen gördün bitti. Ben ne diyeceğim? Aman ha bunu yap. Bak hangisi fıtratını uygunsa. Ben de bunu çok etkilendim. O zaman bırakacaksın. Bunu tek şey yapacaksın. İkilem yaşayanlarda coşkunluk olur. Neyse. Velayeti sair velayetlerde ne kadar yüksek olduğun anla bir zaman bir tek tesbihin bir tek namazda sahabelerin tarzı telakkisine yakın bir surette bana inkişafı bir aykada ibadet derecesine ehemmiyetli göründü. Subhane Rabbiyel A'la veya Azim'in bir tesbihin belirli bir mertebesini Bediüzzaman ruhunda hissetmiş. Ne demiş biliyor musun hissedince? Bir de okuyorum bak. Subhane Rabbiyel Azim. Namazda diyoruz ya.
Subhane Rabbiyel Ala diyoruz ya namaz. Bir tanesi, üç tanesi değil. Bir tanesinin biraz kapıyı aç. Biraz hissetmiş, bak ne diyor. Bir zaman bir tek tesbihin, bir tek namazda, bir tek namazda, bütün namazda değil, sahabelerin tarzı telakkisine yakın, sahabelerin hissettikleri seviyeye yakın, bir surette bana inkişafı, bir ay kadar ibadet derecesinde emniyetli göründü. Bir ay ibadetler bir tarafa feyzi, sahabeye yakın böyle, Subhane Rabbiyel Azim, o da ayet dediği, tesbihini hissetmiş. Bir ay ibadet gibi olmuş. Şaka değil mi bu? Sonra ne diyecek? Sahabelerin yüksek kıymetini onunla anladım. Onun için sahabelere düşman olanlar var, dil uzatanlar. Niçin biliyor musunuz? Peygamber düşmanlığında. Çünkü peygamberi bizi taşıyan sahabedir. Peygamber düşmanlığını sahabe düşmanlığını yaparlar. Allah düşmanlığını peygamber düşmanlığı olarak yaparlar. Çünkü peygamber ortadan kalkarsa Allah yoktur bizim dünyamızda. Çünkü onunla tanıştıran odur. Peygamberin, unutmayın, peygamberin olu orta sünnetlerini, hadislerini inkar edenler peygamber düşmanlarıdırlar. Ustad Kastamonu 150'de onlara zındık diyordu. Zındık. Zındık diyor. İslam namı altındaki zındık diyor. Aynı böyle geçiyor Kastamonu'da. İslam anlamı demiyor. İslam ismi altındaki zındık. Bak, hadisleri inkar edenler peygamber düşmanlığındandır. Peygamber de insandır. Peygamber de hata yapabilir, yani karşı yapmamak Allah düşmanlığındandır. Allah'a bizi taşıyan peygamber, peygambere taşıyan sahabelerdir. Onlara ilk önce hemen red vereceksiniz, böyle tepkiniz sert olacak, barınamazsın aranızda. Bakayım ne diyor? Ne diyor? Kapat suratına. Bak ustadınız öyle diyor. Bazıları şey şaşırıyorsunuz da ben kaynaksız konuşursam konuşturma. Var mı Kastamonu burada? Ama konuşmam. Çünkü mesuliyetlidir. Bana haşirde yarın önüme koyacaklar. Gel bakalım. Böyle bir şey demiştin. Sen hadi bakalım. Bu nereden? Gel bakayım aç haşir meydanda. Diyeceğim ki en var neşiyattan bana Kastamonu'yu getirin. Ben sayfayı ondan biliyorum. Nüker Mekir en vardan getirecek. Tamam. Ben de diyeceğim ki bak bu İslam ismi altındaki zındık. İki. İsmi bu olacak. Özelliği kurnazcasına kurnaz olacakmış. Kimleri? Saftir Müslümanlara. Başka kimlere? Risale-i Nur'u görmeyenlere dinlettirmek ve göstermek için öyle bir tarzda gitmiş ve küfrünü gizlemeye çalışmış ki zındık, şeytanette şeytandan ileri gitmiş. Beni çok mu tesir etti? Etmesin ustadım, ben de hiç pervasız söylerim. Hiç. Pervam yoktur, doğru yeter ki göreyim. Hiç hayatımda korku elimi tutmamış, yani böyle ölüm korkusu. Ben bunu dersem beni öldürürler, onu kastediyorum. Ben bunu dersem beni öldürürler. Hiç böyle tereddüdüm olmamış. Yeter ki göreyim. Ve Müslümana lazım olsun. Müslümana lazım. Hiç umurumda değil. Bu İslam ismi altındaki zındık. Nereleri gideceğini bilmiyor muyum? Ve takdir mi edecekler beni? Yok. Yeter ki bir Müslüman anlasın. Yeter. Bana yeter. Ha anladı ve anlamadı. Haşir'de ya Rab senin dediğini oradakini göster. Yaptı. Aa, bunu da söyleyeyim. Niye diyorsun? Ben demek zorundayım. Sen deme. Benim vazifemdir. Gördünüz bir kötülüğü diyor Peygamber Aleyhisselam. Elinizle. Gücünüz yetmiyorsa dilinizle. Daha gücünüz yetmiyorsa he? Kalbinizle. Eliyle düzeltmek padişahlara ait. Diliyle düzeltmek alimlere ait. Risale-i Nur talebeleri bir sene Risale-i Nur'u anlayarak ve kabul ederek. Risale okurlarsa anlayarak ve kabul ederek. O asın mudakik bir alimi olurlar diyor. Diliyle. Avam ise buz. Diliyle söyleyecek vazifesidir. Demeyenler vazifesini yapmadık mı, yapmamakla beraber
yapanlara da sivri dilli diyorlar. Oysa vazifesini yapmamış, o yapıyor. Vazifesini yapmayanlar kendisine bir kılıf buluyor. Sivri dilliymiş. Ya biz, kitap basılmış, basılmış kardeş. Bu basılmış, burada var. Biz yazılanı seslendiriyoruz, sivri dilliyiz. O zaman Bediüzzaman kimdir? Sivri yazılı yazardır, sivri yazar. Öyle mi? Ben burayı dinle getirdim, sivri dilliyim. Sen, ben bunu, o zaman bu kaynak nedir? Sivri dilli. Öyle mi? Ben demek zorundayım. İster koy cebine, ister koyma. İster kabul et, ister etme. İster tenkit et, ister takdir etme. Hiç alakadar etmiyor ya. Yeter ki ben kul olayım, yeter. Hadi bakalım şurayı da bitireyim. Çabuk çabuk. Saat 3-4 dakikam var. Bir zaman okuduk. Demek Bidayet-i İslamiye'de Kelimat-ı Kutsiye'nin verdiği feyiz, sahabelere Subhane Rabbiyel A'la verdiği feyiz ve nurun başka bir meziyeti var. Tazede olunca ilk peygambere verip peygamberin ağzından ilk defa sahabe, ey ashabım he, namazda Subhane Rabbiyel A'la, Allah o anda açıyormuş. İlki diyor, ne diyor? Demek Bidayet-i İslamiyet'te, İslamiyet'in ilk günlerinde Kelimat-ı Kutsiye'nin verdiği feyiz ve nurun başka bir meziyeti varmış. O kelimenin. Bizim bildiğimiz o. Şu anda bizim şey ya, ceset gibi duruyor. Tabut. İçinde ruh yok, hayat yok. Subhanallah ve alem. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyâke nâbudû ve iyâke nâstaîn. Okuyor muyuz, okumuyoruz? Şeyleri toparlıyoruz. Dua ediyoruz. Hac. O zaman tazelikte bir acayip bir hal varmış. Tazeliği haysiyetiyle başka bir letafeti, bir taraveti, bir lezzeti varmış o zaman. Var ki gaflet perdesi altında murur zamanla gizlenir. Gaflet perdesi altında zamanın geçmesiyle o mana, o feyiz, o nur gizlenir, azalır, perdelenir. Gizlenir, azalır, perdelenir. Gizlenir, azalır, perdelenir. Zat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ise onları birisinden duymamış peygamberimiz. Ya menba hakikisinden, zat-ı akdesten, turfandan taze olarak fevkalade istidadıyla almış. Allah'tan almış. Cebrail almamış. Bunu tesbihi Cebrail'den almamış. Direkt kalbine. Peki sahabe peygamberden alınca bu oldu. Bu adama neler oluyor sahabeye? Bedevi oluyor. Gazali, İmam-ı Rabbani'den, alimlerden üstün yetişilemiyor. Gelen de yetişemiyor. A, peygamberden aldı diye. Direkt aldı diye. Ya bu Allah'tan almış. Bak ne diyor. Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam onların menba hakikisinden, kimden? Parantez aç. Zat-ı Akdes'ten, turfanda, taze olarak, fevkalade istidadiyle. Den ama senin istadın müsait değil. Bu öyle değil. Fevkalade istidadiyle almış, emmiş, mahsetmiş. Hani bazı derste derim ya, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam veya iman, insanı hani çocuk anasını emer gibi biz Allah'ın esmasını emiyoruz diyoruz ya, buradan söylüyorum. Mahsetmiş, almış, mahsetmiş, emmiş. Zat-ı Akdes'ten. Nasıl olmuş? Bilmiyorum. Görürsem söyler. Bilmiyorum. Onu direkt Allah'tan almış. O ruh nasıl bir ruh ya? Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi miraca gitmiş, bir bakmış ki zaten biliyordu. Bütün kainat benim nurumdan yaratıldı. Ben de peygamberim. Bak şimdi iyi dinleyin. Sen peygambersin. Tamam mı? Sen hepiniz peygambersin. Gözünü kapat, düşün. Şimdi sana hitap ediyorum. Ben peygamberim. Herkes benim ümmetim. Ben tek peygamber. Ben peygamber olmam. Başka kimse yok. Peygamber olduğumu biliyorum. Peygamber olurken, yani peygamber iken, peygamberliğimin şuurunda olmaktan gelen lezzet,
Hiç kimse diyor, o lezzeti hayal edin. Ben peygamberim. Tamam. Ben peygamberim. Allah kimse ne anlıyorsa onun yegane sözcüsü, halifesi, vekili vesaire. Ben peygamberim anlayışından ve peygambere has ve mahsus olan lezzet-i mukaddesiyi düşün. Biraz da ileri götüreceğim şimdi. İyi dinle şimdi. Yaslandın mı bak. Allah, Allah olduğunu biliyor mu? Biliyor mu bilmiyor mu? Biliyor. Allah, Allah olduğunu bilmekten gelen lezzet-i mukaddesisini düşün Allah'ın. Ben Allah'ım. Allah, Allah olduğunu biliyor. Allah, Allah olduğunu bilmekten gelen ve Allah'a mahsus olan lezzet-i mukaddesisi, o şeyde şu an mektubatta söylüyor, şefkat-i mukaddese, lezzet-i mukaddese var ya oralar, mektubatta. Orada Allah, Allah olma, Allah, Allah olduğunu bilmekten gelen ve Allah'a mahsus olan lezzet-i mukaddesesini düşün. Ben Allah'ım. Biliyoruz. İn aşağıya. Ben peygamberim. Ve peygamber olduğumu bilmekten hasıl olan ve bana mahsus olan kimse de yok. İşte bizde o lezzet olmaz. Peygamber olmadığımız için. Peygamberler ancak bunu zevk eder. Ne yapmış o? Fevkalade istidadıyla almış, emmiş, zevk etmiş. Zattan. Bu sıra binaen, bu sıra binaen o zat bir tek tesbihten başkasının bir sene ibadeti kadar feyiz alabilir. Onun için 24. sözde şöyle diyor. Bir peygamber, sahip peygamberler ömründe mazhar olduğu feyze Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir ayette mazhar oluyormuş. 24. sözde söylüyor. İşte bu noktayı nazardan Zat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın haddi ve nihayeti olmayan meratib-i kemalatta ne derece terakki ettiğini kıyas et. İnşallah bir daha aksinde buradan aşağı olan şu üçüncüsünün ya nasip bir de okursak. Tamam şurayı. Şimdiye kadar şuradan aşağı okudum. Arkadaşlar şuradan şuradan şuraya kadar. Yarım sayfa. Bu da bir dersliktir. Ama bunun üzerine bina ediliyordu ama yetiştiremedim. Ne yapayım? Dayanamadım. Biraz böyle düz gitseydim yetişirdi. Nasibimiz ne kadar feyiz aldıksa ona hamdolsun Allah'a şükrediyoruz. Cenab-ı Hak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı haberdar eylesin. Bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi iki cihanda aziz eylesin. Nesillerimizden İslam'a, Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah, bedenimize ibadetullah, ömrümüze kıbletullah ve hayatımıza bereketullah nasip eylesin. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Hizmet imani Kur'an'ı da, ihlas da, sadakat da, takva ile hizmet de, İçtinab-ı kebair sırrına mazhar olup yaşamayı nasip eylesin. İştirak-ı amali uhreviden hissemizi ziyade eylesin. Gözümüzü kapattığımız zaman hizmet-i imaniye Kur'an'ı bize enis ve yoldaş eylesin. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha'tı mazhar.